Evet, ufak ufak başlıyorum. Ben şimdi herkesi sessize alacağım. Sonra da soru cevap bölümüne geçtiğimiz zaman memnuniyetle bütün sorularınızı cevaplamaya çalışırım. Yat yat, hadi yat. Evet, şimdi dün nelerden bahsettik? İsterseniz tekrar şöyle bir üstünden geçelim. Aslında dünkü konular daha ilginç konulardı. Dün algoritmadan bahsettim. Yapılmaması gereken şeyleri anlatmıştım. İşte ne dedim? Algoritmanın sevmediği şeyler var dedim. Bunlar işte takipçi satın almayın. Algoritma bunu sevmez dedim. Çünkü sahte takipçiyi bilir. Nasıl bilir? Çünkü etkileşim olmaz, oradan bilir. Kimseyi takip etmemezlik yapmayın dedim. Çünkü sizin takip ettiğiniz kişiler etkileşim için size lazım. Mutlaka siz de takipte olun. Bu algoritma 3 yıldır, 4 yıldır aşağı yukarı faal. Ondan önceki hesaplarda böyle bir sıkıntı yoktu ve hesaplar çok güzel, hızlı bir şekilde büyüyebiliyordu. Ama artık bu böyle olmuyor. Büyümekteki kasıt tabii takipçinizin çok olması demek değil. Takipçilerinizle birlikte hedefinize ulaşabilmeniz. Büyümek bu. Görülme sayınızın yüksek olması. Çok takipçinizin olması yani gerçek takipçileriniz olabilir ama bu takipçileriniz mutlaka müşteri ve danışan adayı olmalı. Yani size ilgi duymayan kişiler size takipçi olmasına izin vermeyin. Hatta gerekirse bunları fark ederseniz de silin. Bunlar çünkü size zarar verecekler. Tabii bunları böyle başlıklarla geçiyorum. Bu detayların hepsi eğitimlerde konuşulacak konular çünkü uzun konular bunlar. Bir de kötü paylaşım yapmayın dedim. Yani ne demek kötü paylaşım? İşte rastgele yazılmış yazılar, rastgele renkler, bir fotoğraf, kocaman bir fotoğraf, üstüne kocaman harflerle bir şeyler yazmak falan. Bunlar yapmayın. Kaliteli paylaşım yapın. Video yükleyin dedim. Video kalitesinin öneminden bahsettim. Yani kötü görüntülü bir video, o da iyi bir şey değil. Instagram çünkü sizin hep kaliteli paylaşım yapmanızı ister ki sizi daha çok kişiye göstersin. Hatta şöyle bir örnek verdim dün size. Birçok reklam çıkışımda video görüntüsünü kalitesiz bulup reklam çıkışıma izin vermiyor bazen Instagram. Bir süre sonra da paylaşıma da izin vermeyeceğini düşünüyorum ben. Çünkü kendi platformunun kaliteli olmasını istiyor. Profil sayfasından bahsederken de karışık bir profil sayfanız olmasın dedim. Net olsun, ne yaptığınız belli olsun. Durmadan bir şey satmaya çalışmayın dedim. İnsanların sizi tanımasına izin verin. Kesinlikle profil sayfası sizin kendi ruhunuzu, kendi karakterinizi yansıtsın. Bunu anlattım. Bio'nun öneminden bahsettim dün. Kesinlikle bio'yu boş bırakmayın. Çünkü Instagram artık bir arama motoru. Her kelime sizi arayanların önüne sizi çıkarabilir. Kendimden örnek vermiştim. İşte bazen bana ulaşıyorlar reklam çıkmamış olmama rağmen. Nasıl ulaştınız bana diyorum. Ya Instagram'a sosyal medya yazdık siz çıktınız diyorlar. Benim Instagram'daki adım sosyal medya king.
Yani bunu kasıtlı olarak böyle koydum. Tabii bunların hepsini eğitimde yine konuşacağız. Yani isim seçimi de çok önemli. Sosyal medya yazınca ben çıkıyorum. Tabii bu sadece bununla bağlı değil. Algoritma da yardım ediyor bana. O yüzden isim seçimi önemli. Biyodaki kelimeler önemli. Buna önem verelim diye bahsetmiştim. Yine soru cevap kısmında dün katılanlar dünden sonra tabii düşünmüşlerdir belki. Yine dünle ilgili bazı sorular olursa yine en sonda bu sohbete devam ederiz. Ben şimdi bugün satış ve reklam bu ikisi hakkında böyle bir ön fikir vermek istiyorum size. Tabii bu eğitimimizin amacı sosyal medya uzmanı olabilmenizi sağlamak. Yani amaç bu ama tabii bu arada kendi sayfanızı da yönetebilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Şimdi piyasada sosyal medya uzmanlığı yapanlar aslında ikiye ayrılıyor. Bir kısmı sadece işte paylaşım desteği veriyor. Güzel paylaşımlar, videolar hazırlıyorlar. Sayfa düzeninizi sağlıyorlar. Bir kısmı paylaşıma karışmıyor. Sadece reklam desteği veriyor. Yani reklamlarınızın verimli olması, harcadığınız paranın karşılığını alabilmeniz. Eskiden aslında ajanslar da hala öyle çalışıyor ama öncesinde algoritmadan önce sadece paylaşım yapardı ajanslar. Takipçi lazım olduğu zaman takipçi satın alınırdı. Aslında ben bu işe başlarken satışın ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Biraz da dün anlatmıştım biraz nasıl başladığımı. Böyle girdim. Çünkü bu sayfanın olmasının nedeni kazanç elde etmek. Yani satmak. Şimdi tabii siz bu işi yapmaya niyetlenirseniz, yani sosyal medya uzmanlığı isterseniz, bu ikiye böldüğüm şekilde de bir yol kendiniz seçebilirsiniz tabii ki. Yani ben de bazen bunu yapıyorum. Hani müşterilerin ihtiyaçlarına göre bazı müşteriler kendi paylaşımlarını kendileri yapmak istiyorlar. Bu mesela butik tarzı yerlerde mümkün. Kaliteli fotoğraflar çekebiliyorlarsa kendi paylaşımlarını yapıyorlar. Ben onlar için etkileşim ve reklam desteği veriyorum. Bu da mümkün tabii. Tabii ki yönlendirmeler oluyor. Bu dünkü konuştuğumuz konuların müşteriyle paylaşıp onu yönlendirmek de önemli. Şimdi bugün anlatacağımız bu satış ve reklam daha ağırlıkla ürün satanlarla ilgili aslında. Ama hizmet de satıyorsanız, işte spiriter konular da bir hizmet. Hizmet de satıyorsanız aslında kendinizi satıyorsunuz. Aslında ne satarsanız satın kendinizi satıyorsunuz. Yüz yüze olduğu zaman insanların sizi tanıması daha kolay. Ama sayfada sizi tanımaları için bir sürece ihtiyaç var ve sizin yardımınıza ihtiyaçları var. Yani sizi anlamaları lazım. Bu yüzden şimdi satışı böyle biraz anlatacağız ama satışla ilgili çok tecrübesi olmayan kişiler oluyor bazen müşterilerim de benim hani satış bilgisi yok, iş hayatında bir şey satmamış ama spiriter bir alanda yer alıyor, kendini ifade edebilmek istiyor. Yani ben net konuşacağım yani şey yapmayın. Birçok spiriter müşterimle bazen böyle şey yaparız hani fikir ayrılığımız olur. Çünkü ben onun para kazanmasını istedim. Çünkü bazı yöntemler var. Yani o kişinin dikkatini çekmemiz lazım. Bu kişinin dikkatini çekmek için de kanca yöntemler vardır. Kelimeler, cümleler, resimler, bazı çalışmalar, mesaj çalışması olabilir mesela.
spiritüel konulardaki bazı müşterilerin ya çok böyle hani para kazanmaya çalışıyormuşuz gibi olmasın diyorlar. Tamam, doğru olmasın ama para da kazanmak lazım. O yüzden burada tabii biraz daha bu müşterilerim sayesinde gelişen yöntemler oldu. Bir kere kendinizi çok iyi ifade etmeniz lazım. Yani özellikle spiritüel konularda insanların size inanması, güvenmesi biraz zor olduğunu ben gördüm. Çünkü özel konulardan bahsediliyor. Yani aile içinde sorunları olabiliyor, size geliyorlar. Çocuğuyla ilgili, kızıyla ilgili, kendi psikolojisiyle ilgili, bir bağımlılığıyla ilgili, kimseye anlatamadığı şeyleri size anlatacaklar. Ama yani bir kere de sizi görüp de bunu anlatmaları mümkün değil. O yüzden size güven almalı, sizden güven almalı diyor. Bu güveni vermek lazım. İşte bu sizi satmak aslında. Kendinizi satmak veya müşterinizi satmak. Bu güveni vermek için de tabii birçok yöntem var. Sabırlı olmak lazım. Çok tuhaf sorular sorabiliyorlar. Karşılaşıyorsunuzdur. Zamanla bunları anlamak, tanımak ve ona göre cevaplar oluşturmak lazım. Şimdi ne satarsak satalım, ürün veya hizmet kendimizi satarız. Instagram'da kendimizi ön planda tutmamız çok önemli. Şimdi müşterilerimden de görüyorum, ben kendimi göstermek istemem diyorlar. Veya video çekmekten imtina ediyorlar. Ama ben bunun önemli olduğunu söylüyorum her zaman. Bir şekilde kendimizi göstermemiz lazım. İnsanların bizim ne olduğumuzu bilmesi lazım. İşte satışın en önemli şeyi aslında burada bu. Bunun için de birçok yöntem var. Ne yapılması gerektiği konusunda. İşte bu detayları bir eğitimde konuşulacağı için ben şimdi böyle başlıklarla gitmeye çalışıyorum. Bir de mesajlaşırken mesela müşteri bir soru sordu. Bazı müşteriler direkt bunun fiyatı ne der? Bu kaç para? En önemli şeyi söyleyeyim ben size bu akşam. Kesinlikle hemen fiyatı söylemeyin. Bunu yapmayın. Sohbet etmeye çalışın. Sohbet etmezseniz yine ne yapmamanız lazımdan gidelim. Sohbet yapmazsanız müşteri sizi tanıyamaz. Sadece fiyat odaklı gider. Onu kaybedersiniz. Kanca yöntemleri uygulamak lazım. Bu kanca yöntemleri işte kelimeler. Nedir bu kelimeler? Sigarayı bırakabileceğinizi biliyor musunuz? Veya sigarayı 2 günde bırakırsınız, haberiniz var mı? Yani ben şimdi böyle kafadan attım. Bu tip insanların ilgisini çekecek cümleler oluşturabilmek lazım. Bu tabii her alana göre değişir. Önemli olan burada ana fikirler. Bir de tabii şimdi bir insan gördüğünüz zaman, yazdığı zaman eminim hepinizin hisleri de kuvvetlidir. İnsanın gerçekten bir alıcı olup olmadığını anlayıp biraz da ona göre o sohbeti geliştirmek gerekiyor. O kişinin davranış şekline göre bizim de bazı davranış şekilleri göstermemiz gerekiyor. Yani yüz yüze satmaktansa Instagram'da yani satmak biraz daha zor aslında. Çünkü sizinle aynı işi yapan çok daha fazla sayfalar var. Onların arasına sıyrılmak lazım. Bu satışın en önemli noktalarından biri dün bahsettiğim sayfa düzeninin önemi. Ben de bir Instagram kullanıcısıyım. Bir ürüne, bir hizmete ihtiyacım varsa, biri dikkatimi çektiyse, eminim birçoğunuz da öyle yapıyordur. Kendinizden örnek verin kendinize. Onu bir takip ederim. Sayfasına bakarım. Sonra paylaşımlarına bakarım. Güven almaya çalışırım. Yorumlara bakarım. Yorumlar çok önemli. Müşteri memnuniyetleri var mı ona bakarım. Bu biraz gider böyle. Konuya göre değişebilir. Ondan sonra onunla irtibata geçelim. Veya benim de başıma çok geliyor. Önce bir yazıyorlar.
Bakıyorum aylar sonra tekrar bana yazıyor ve benimle çalışmaya başlıyor. Belki o da beni takip etti. Paylaşımlarıma belki baktı. Müşterilerimi belki izledi, bilemiyorum. Sonra geliyor. Yani 2 yıl önce konuştuğum birinin bile geldiğini gördüm. Ben o yüzden o mesajlaşırken kendinizi ifade edebilmek çok önemli. Hatta ses kaydı atın yani. Öyle söyleyeyim size. Ya bu satış konusu başlı başına bir konu aslında. Ama satışın en bir önceki adımı sayfa düzeni. Bu kesinlikle çok önemli. Ne yaptığınızı, ne sattığınızı, ne hizmet verdiğinizi net bir şekilde orada belirtebilmeniz lazım. Özellikle butikler için veya ürün satanlar için en itici olan şey şu bence. Satılan ürün geri alınmaz. Ya tamam, geri alınmıyor olabilir ama bunu profile yazmayın. Satılan ürün geri alınmaz. Bunu yazmayın. Bir sorun yaşandığı zaman bunu o müşteriyle birebir halledersiniz. Yapmamanız gereken şeylerden biri bu bence. Ama burada sanırım bu tip şey yok. İzleyicimiz yok. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Reklamlar. Yani olmazsa olmaz. Şimdi oraya geçeceğim. O daha karışık bir konu. Şimdi reklamın da kendine ait bir algoritması var. Ah bu algoritma. Yani ne çekiyorsak bu algoritmadan çekiyoruz. Onun bile kendine ait bir algoritması var. Sizi tanıması gerekiyor. Reklam çıktığınız zaman. O yüzden Instagram'ın kendisinin de söylediği şudur. Minimum 4 gün reklam çıkın. Çünkü bir çıkıyorsunuz reklamı, sizi şimdi birilerinin önüne atıyor. Şimdi hedef kitlenizi belirliyorsunuz. Birazdan onu anlatacağım. Ama önce şu algoritmayı bir daha bir gözden geçirelim. Sizi birilerinin önüne atıyor. O kişi bakıyor. 10 saniye bakıyor. 3 saniye bakıyor. Hop diyor ki işte Ahmet Bey baktı diyelim. Ha diyor. Ahmet Bey nasıl birisi? İlgi duyduğu şeyler neler? Bunlar bunlar bunlar. Bunu biliyor algoritma. Ahmet Bey'i tanıyor. Hemen Ahmet Bey gibi benzer profildeki kişilerin önüne bizi atmaya başlıyor. Ben şunu biliyorum, kendimle alakalı söyleyeyim yine. Ben reklam çıkarken İstanbul, Bursa, İzmir ve Adana çıkarım. Başka bir yer çıkmam. Van'dan biri bana yazdı bir gün. Van'dan. Dedi ki işte sürekli önüme düştünüz, artık size yazmak istedim dedi. Bakın püf nokta. Sürekli önüme düştünüz. Dedim ama ben Van'a reklam çıkmadım ya, emin misiniz? Yani başka bir yere gitmiş falan orada. Yok, ben Van'da yaşıyorum dedi. Görüyor musunuz? Bakın. Bu kişi sürekli sosyal medya uzmanı aramış. Reklamlarına bakmış. Belki Instagram'da o hesaplara girdi baktı. Ben de müşteri arıyorum kendime. En sonunda beni ta Van'daki kişinin önüne attı. Ve o benim müşterim oldu. Yani işte bunu algoritmanın anlaması gerekiyor, sizi anlaması gerekiyor. Sizi anlaması demek tabii toplu halde değil, her reklam için ayrı bir algoritma çalışıyor. Bunu da bilmenizi isterim. O yüzden biraz uzattım bu konuyu. 4 günden aşağı reklam vermeyin. Hatta mümkünse sürekli reklam çıkın. Küçük bütçelerle de olsa sürekli reklam çıkın. Reklamda hedef kitle belirlemek çok önemli. Çünkü belirlediğiniz bu hedef kitle aslında algoritmayı yönlendirmek oluyor. Şimdi son birkaç aydır Instagram bırak bana diyor, ben seni reklamına çıkayım diyor. Ben seni en doğru kişilere ulaştıracağım diyor ama ben bugüne kadar Instagram'ın beni o çok doğru kişiye ulaştırdığını görmedim. Hiçbir müşterim de görmedim. O yüzden hedef kitlemi kendim belirledim, müşterim için de. Doğru hedef kitlenizi belirlemeniz lazım. Yanlış hedef kitle belirlerseniz sizi ne yapar söyleyeyim. Ne diyelim mesela? Nefes terapistiniz.
Şimdi sizin hedef kitleniz bir otomobil satıcısı olmamalı. Tabii ki bir otomobil satıcısı nefes yapabilir, yapar. Niye yapmasın? Ama şimdi otomobil derseniz, otomobile ilgi duyanlar, satmak isteyenler, almak isteyenler, anlıyor musunuz? Böyle bir kitlenin içine düşersiniz bir. Hele bunların içerisinden 3-5 tanesi ilgi duyar, reklamlarınıza bakarsa sizi sürekli galericinin önüne atmaya başladı. O yüzden hedef kitlenizi doğru seçeceksiniz. Kendinize yakın olan hedef kitleleri belirleyeceksiniz. Yine bunları eğitimde dal dal örneklerle ben anlatacağım herkese. Müşterinizi çok iyi anlayacaksınız. Yani bu işi yapacağınızı düşünerek bunu söylüyorum. Müşterinizi çok iyi anlayacaksınız. Müşterinizi tanımanız lazım. Hangi hedef kitle ona uygundur? Bunları anlayıp doğru hedef kitleye adım adım onu yerleştirmeniz lazım. Ama burada iki yerden reklam çıkılıyor. Şimdi birçok kişi bunu bilmiyor. Facebook'la Instagram bir kere bir bütün. Yani bilmeyenler var. Şimdi ben kimse bilmiyormuş gibi anlatacağım. Çünkü Instagram'ın sahibi Facebook. Yani Facebook bu işin temeli. Facebook'ta bir sayfanız olması gerekiyor. Hesabınız zaten var, bir de sayfanız olması gerekiyor. O sayfanız sizin ticari alanınız oluyor. Yani muhasebe biriminiz aslında. İşte reklam çıkarken o alandan da reklam çıkılabiliyor. Instagram'ın kendi panelinden de cep telefonunuzdan da reklam çıkılabiliyor. Artık bilgisayardan da Instagram'dan reklam çıkılabiliyor. Facebook üzerinden çıkılan reklamlar çok daha detaylı oluyor. Çok detaylandırabiliyorsunuz. Yani o kişinin gelirine varana kadar, seyahat edip etmediğine varana kadar, işte eşinin doğum günü yaklaşanlar, arkadaşının doğum günü yaklaşanlar, anlıyor musunuz? Çok detaylandırabiliyorsunuz. Bölgenizi de çok detaylandırabiliyorsunuz. Ben istersem sadece bir okulu veya bir binayı kendime hedef alabilirim. Dedim ki buraya reklam çık. Facebook'ta bu mümkün. Instagram'da o kadar detaya girilemiyor. O yüzden birçok alanda Facebook'u kullanmayı tercih edeceğiz. Ama Facebook'ta da çok farklı reklam alanları var. Facebook inanın bana bambaşka bir dünya. Yani bazen onun içine girdiğiniz zaman kayboluyorsunuz. O yüzden oraya eğitimlerde biraz daha fazla zaman ayırmayı düşünüyorum. Ama şöyle de bir şey var, onu da bilmenizi istiyorum. Belki başınıza gelmiştir. Çok müşterim bunu bana söylüyor çünkü. Ben Facebook'tan çıktım ama veya cep telefonundan uygulama kullanıyorsanız Meta, oradan çıktım ama verim alamadım. Doğru. Bunun sebebini çok çözebilmiş değilim ama algoritmayla da ilgisi olduğunu düşünüyorum. Bazı müşterilerim de Facebook'tan, ama bu ender oluyor. Facebook'tan çıkıldığım zaman verim alamıyorum. Instagram'dan çıktığım zaman verim alıyorum. Ender olsa da bu olabiliyor. O yüzden bu denemeleri yapmanız lazım. Bir de bir müşteriniz için veya kendiniz için reklam çıkacaksanız mutlaka denemelerle doğru hedef kitleye ulaştığınızı anlamanız lazım. Bu da istatistikleri okumak, onları anlamakla mümkün. İşte bu da yani derslerde anlatılması gereken konular, uzun konular çünkü. Bunları okumayı öğrendiğiniz zaman zaten çözüyorsunuz işi. Bir müşteri adayı benimle görüştüğü zaman, mesela sayfanız hangisi bir bakayım diyorum. Tabii şifresi bende olmadığı için dışarıdan bakabilirim. Takipçilerine bakarım. Reels'lerine bakarım ne kadar izlenmesi var. Bir de dün unuttum ben. Beğenme konusu bir geçmişti burada. Tabii ki beğenmelerine bakarım ama beğenmeye çok takılmayalım. Dün unuttuğum için şimdi söylemek istiyorum. Aklıma geldi. Beğenmeye çok takılmayalım. Hani benim beğenmem çok düşük.
Eyvah, yok öyle bir şey yok. Birçok kullanıcı beğenme yapmayabilir. O alışkanlığı yoktur. Benim de yok. Yani ben izledim ama beğenme yapmayı unuturum. O yüzden görülme sayısı, istatistikler önemli. İstatistikleri okumayı çok iyi bilmek lazım. Takipçim artmış, azalmış. Azalmışsa ne kadar azalmış? Ne kadar sürede azalmış? Eğer takipçi çok azaldıysa bu bir sıkıntı. Niye gidiyor bu takipçiler? İşte bunların hepsini anlamamız lazım. Giden her takipçi bir müşteri çünkü. O yüzden istatistik okumak önemli. Reklamlar için daha önemli. Facebook'un içine değişik paketler oluşturabiliyorsunuz. Facebook'un içinde paylaşım yapmadığınız bir gönderiyi dahi reklama çıkabiliyorsunuz mesela. Belki önünüze düşüyordur bazen. Vagon dediğimiz bu kaydırmalı paylaşımlarda reklam çıkıldığı zaman kurumsal firmalarda bu çok oluyor. Carrefour gibi, Migros gibi. Mesela Migros diyelim, bir deterjan reklamı var. Altında deterjanla ilgili açıklama var. Kaydırıyorsunuz, işte bir meyve reklamı var. Altında o meyveyle ilgili açıklama var. Ya bu nasıl oluyor diye düşünmüş olabilirsiniz. Çünkü siz açıklama yazıyorsunuz, hepsinin açıklamasını yazıyorsunuz. İşte bu Facebook'ta mümkün. O da bütün bunların ayarları var. Pardon. O yüzden Facebook'taki reklam kısmını çok iyi anlamak, öğrenmek lazım. Özellikle müşteriniz için bu çok önemli olacak. Spiritüel konulardaki reklamlarda hani Facebook'un o kadar detayına ihtiyacınız olmayacak. Ama bir ürün satıyorsa, butikse veya başka bir şeyse o da çok önemli olacak. O da detaylandırmalar önemli çünkü. Başka reklam çıkışlarında tabii sadece istatistikler değil, çıktığınız paylaşım da çok önemli. Yani kendinizi o reklamda doğru ifade edemediyseniz bakarsınız istatistiklere. Vay ne kadar çok kişiye ulaşmışım. Ama bir tane bile mesaj yazan yok. İşte orada demek ki paylaşımda sıkıntı var. Dolayısıyla doğru paylaşımla, doğru cümlelerle o reklama çıkmak önemli. Eğer doğru bir paylaşımı yakaladıysanız hiç maceraya gerek yok. O paylaşımla devam etmenizi ben öneririm her zaman. Ben de bunu yaşadım kendim. İnanın neredeyse 2 yıldır aynı cümlelerle çıkıyorum. Çünkü anlatmışım, ifade edebilmişim kendimi. O cümleler karşıdakinin sıkıntısını ve beklentisini ortaya koyuyor ve yazıyorlar. Evet diyor, ben bundan muzdaribim. İşte o yüzden size yazmak istedim diyorlar. Paylaşım önemli. Özellikle son 1 yılda, dün de bahsettim, videolar çok önemli. Yani kendi videonuz çok önemli. Anlatmanız lazım. Ve çok, yine reklamların izlenme süresi 3-5 saniyedir. Bunu bilmenizi istedim. O yüzden ne anlatıyorsanız o ilk 3-5 saniyede anlatıp o kişinin dikkatini çekebilmek lazım. Yani bu konuda şu anda başlık olacak diyebileceklerim bu kadar. Şimdi dünle ilgili de olabilir. Bu satışla ilgili veya reklamlarla da ilgili olabilir. Sormak istediğiniz, merak ettiğiniz veya anlamadığınız bir şey varsa yardımcı olayım ben size. Evet, isteyen sesini açabilir. Sadece şunu demek istiyorum. Bence Facebook'ta özel paylaşmak doğru değil diye düşünüyorum ben. Çok kişi mesela özelini paylaşıyor. Onun hakkında ne dersiniz? Özelini paylaş derken neyi kastediyorsunuz? Mesela yani eşiyle resmini koyuyor, çocuklarıyla koyuyor veya ne bileyim böyle olan şeyleri koyuyor hani. Tabii yani O orada yönde yani. o sizin mağazanızsa orası, dün de bahsettiğim gibi yani sizin iş alanınızın bir sayfası. Evet, böyle çok özel şeylere girmemek lazım. Sadece
Hikayelerde bazen bunları yapmanızı tavsiye ediyorum. Hikayelerde yani bir kere paylaşın, kaybolsun gitsin. İnsanlar sizi de merak ediyorlar ama ne yaparken bir eşinizle dostunuzla bir kahve içerken oraya da bir not düşersiniz. İşte arkadaşımla kahve içiyoruz. Hikayelerde bunu yapın ama paylaşımlarda yapmayı doğru bulmuyorum. Direkt her şey görülebiliyor orada. Yani yazışmalar bile görülebiliyor. Ben de onları doğru bulmuyorum aslında. Tabii Böyle yani açık. sizin iş sayfanızda çok doğru değil. İnsanlar çok yani merak ederler ama durmadan da sizi görmek istemezler. Evet, doğru. Evet. Teşekkürler. Rica ederim. Evet, bu reklam ve satış konusu biraz sıkıcı, farkındayım. Dünkü konu daha heyecanlıydı. Ben bir şey soracaktım hocam. Buyurun. Ben de yeni Instagram sayfası açtım. 2 ay geçti. Daha bu şeyde ne derim, sektörde yeniyim. İsmini kendi ismimden Hale Gülce Hayat diye koymuştum. Ama az önce sizden anladığım kadarıyla ne alanda ilerlemek istiyorsam onun ismini mi koymalıyım? Mesela numeroloji Şimdi ya da bakın. yaşam koçu falan. İki tane isim alanı var orada. Bir kullanıcı ismi var. Bir kendi adınızla yani aşağıda adınızı yazabileceğiniz bir bölüm. Şimdi benim önerim kullanıcı isminiz yani spiritüel konularda olduysa o kelimeyi de yazabilirsiniz. Ama ben kişilerin markalaşması gerektiğini düşünüyorum. Kullanıcı adınızı, isminiz de oluşturup altta da numeroloji veya yaşam koçu bir şey yazarsanız bu da sizi bulunmayı sağlar. İkisi de bulunmanızı sağlıyor aslında. Yani Hale Gülce Hayat yeterli. Ama aşağıda yazın ne yapıyorsanız. Siz ne yapıyorsunuz? Alanınız nedir? Yaşam koçu, NLP, kuantum, numaroloji. Tamam. İsim kısmına, tabii orada karakter sınırlı. Sizi bulabilecekleri ya yaşam koçu ya numaroloji uzmanı öyle bir şey yazarsanız yine sizi bulabilirler. Tamam, teşekkürler. Rica ederim. Hocam, ben bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Diyelim ki ben e-ticarete girmek istiyorum. Yani herhangi bir ürün satmıyorum. Yani e-ticaret şeklinde internetten ürünler seçip de satıyorum. Yani kendi mağazam yok. Tamam. Bu şekilde ürün seçimi nasıl yapılmalı? Ya evet şimdi bakın çok büyük bir konuya geldik. Bir kere ürünlerin birbiriyle bağlantısı olması lazım. Ya yani o sayfanın karışık olmaması lazım. Siz ne tip ürünler satıyorsunuz sayfanızda? Oradan yola çıkalım. Ben aslında bu konuyla ilgileniyorum. Eğitim alıp başlamak istiyorum. Yani Ha, ondan daha sonra. ürün seçimi yapmadınız mı? Yani orada anlatılan o ki diyelim ki şu an revaçta olan ürünler var. Diyelim ki Amerika'da şu ay en çok satan ürünler gibi. Evet. Yani, o şekilde yani çok satan ürünlerden başlayın diyorlar. Ama size de sormak istedim. Ben konunun dağılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir kozmetikse kozmetik olmalı. Kıyafetse kıyafet olmalı. Sağlık ürünleri ise sağlık ürünleri olmalı. Yani bir kıyafetin yanında sağlık ürünü takipçiniz çok karışır. Yani algoritmayı yakalayamazsınız. Reklama çok para harcamak zorunda kalırsınız. Ben size söyleyeyim mi reklam bütçelerini birçok kişinin? Özellikle güzellik merkezleri çok ciddi para harcarlar. Ayda 30 bin lira civarında para harcarlar reklam. O yüzden alanınız belli olmalı ki Instagram sizi tanısın, algoritma. Size ona göre yönlendirme yapsın. Ama öbür türlü hep reklam çıkmanız lazım. Reklam da çıksanız o sayfaya geleniz ama o karışıklıktan hoşlanmaz alıcı.
Benim Teşekkür tavsiyem bu. Benim tavsiyem bu. Çok önemli bilgiydi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tabii e-ticaret başlı başına bir konu. E-ticaret düşünüyorsanız, varsa içinizde e-ticaret düşünen, web sayfası da olmasını tavsiye ederim. Çünkü yani Instagram paylaştıkça iniyor aşağıya. Paylaştıkça iniyor. Ama web sayfası daha böyle bir derli toplu. Yani planlayabiliyorsunuz ve web sayfası sayesinde Google aramalarında da öne çıkabiliyorsunuz. Bilmiyorum bir önceki toplantıya katıldınız mı ama orada bahsedilmiştir diye düşünüyorum. Önce paylaşım var mı video? Ben ona katılamadım. Almışlardır kayıt tahmin ediyorum. Tamam. Paylaşırlar. Soyranı paylaşır. Çünkü web sayfası yani SEO dediğimiz çalışmalar hani Google'da görünmeler. E-ticaret yapıyorsanız bir web sayfasına ama SEO altyapılı bir web sayfasına ihtiyacınız olacak. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, satış ve reklam pek ilgi çekmedi. Ben onu biraz anlayamadım. SEO Ne? altyapı. SEO. SEO. SEO şu. Samsun, Edirne, Ordu. Yazılışı bu. Aha. SEO demek, İngilizce bir terim. Google'da ön plana çıkmanız için yapılması gerekenler. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Bu başlı başına bir şey. Tabii buyurun. Şimdi ben de bir akademi yönetiyorum ve sosyal medyasını yapıyorum ama aynı zamanda da halk ilişkiler ve reklamcılık mezunuyum. Şey bir algoritmam var da çok iyi gidiyordu fakat benim yaptığım hani eğitim tanıtımlarının ziyade kendi uzmanlık alanı akademide benim bu arada kendime ait. Kendim mizaç uzmanıyım. İnsan karakteri üzerine çalışmalarım var. Reels'ları çok fazla popüler olduğu için ve çok mesela bir Reels yayınlıyorum. 2 milyon falan izleniyor. Çok güzel. Ama algoritmayı bozmak durumunda kaldım bu Reels'lar yüzünden. Çünkü ben eskiden bir tane video, bir tane eğitim şeysi yapıyordum. Reklamı bir tane de yazı. Mesela faydalı bilgiler diye böyle bir algoritmam vardı fakat hani rekor kırdığı için Reels'larım gerçekten hani mesela örnek veriyorum. İşte parayı en çok harcayan mizaçlar hangisi gibi. Ve herkes yorum yapıyor. Yorum yağmuruna tutuluyorum. Yani 2000-3000 yorumlar geliyor ve İşte şu an etkileşim. bir Evet. aydır bu şekilde geliyor. Bundan dolayı şeyi algoritmayı bozdum. Buna öneriniz var mı? Yani yapamadım olmadı. Çünkü Reels'lar çok izleniyor. Çok talep var. Ve de hızlı bir şekilde büyüdü. Yani büyümeye devam ediyor. Her gün bir sürü kişi katılıyor gruba, reyaslarımdan dolayı. Hani algoritma bozulursa ne olur? Ben bozmuş durumdayım. Bir aydır algoritmaya sadık kalamadım. Algoritmayı bozduğunuzu nasıl anladınız? Nedir Çünkü sıkıntı? sürekli reels yapıyorum. Mesela şeyle ilginç reelslar yapıyorum yani. Onlar da çok popüler oldu. Örnek verdim. Evet. Yani insan Bu karakteri konusunda zaten uzmanlığım vardı da hani onunla daha çok yönelmiş oldum. Ama bence mesela iki tane Reels yapıyorum, bir tane tanıtım yapıyorum. Böyle oldu. Ya da 3-4 tane Reels, bir tane eğitim tanıtımı gibi. Mesela bizde yüz yogası var, Abrizon var, Hacamat var. 40'a yakın eğitimlerimiz var ama nedense bundan çok Peki. keyif aldım ve buna daha çok yöneldim. Onun için soruyorum. Peki bu kadar görünme oluyor da takipçi de artıyor mu? Artıyor artıyor, bayağı arttı ciddi bir anlamda. Bence Hiç çok reklam güzel. vermedim. Hiç reklam vermedim. Ama benim alanım biraz popülerlik getirdi. Çünkü herkesin merak etti. Enneagram'ın 4 elementi uyarlanmış şekliyle. Hani mizaçlarda iyiyim bayağı ben. Çok güzel. Artı psikoloğum da. Bunu da vermiş olduğu avantajlar da var. Şimdi siz burada dün benim bütün anlattıklarımın ispatı gibi oldunuz aslında. Evet. Dinliyorum Gördünüz da o yani yüzden evet konuşuyorum. algoritma bakın görüyor musunuz?
Yani reklama para harcamadan işte bu mümkün. Benim size tavsiyem, bakın çok güzel bir şey yakalamışsınız. Ama işte Sayfanızın... şey beni rahatsız eden, hani o algoritmaya sadık kalamamak beni rahatsız etti. Çünkü ben reklamcılığı da bitirdim aynı zamanda. 4 Evet. yıllık reklamcılıkta. Hani o algoritmanın önemini biliyorum ama şu an hani Reels'lar gerçekten çok patlama. En kötü Reels'im 20 binlerde yani. Çok güzel. Öyle Hacer Hanım söyleyeyim. Merhaba. Hacer Şenkal. Merhaba. merhaba. Öncelikle kutlarım size. Hocam izniniz olursa bir şey sormak isterim Tabii. kendisine. Tabii. Hacer Hanım, önce bu mizaç alt çizgi Hacer Şenkal mı sizin hesabınız? Yok. O benim kendi şeyim de, ben akademi yönetiyorum. O benim öyle çok da kullan, yani öylesine hani bir tane Instagram'a olsun diye koyduğum bir şey. Kendi şeyim, hani popülaritemi akademi üzerinden yapıyorum. Onun peki adı nedir? Biz de katılsak, biz de Tabii katılın. Avinli Akademi. nasıl? Avinli Akademi. Avin Akademi. Avinla Avinla Akademi. Akademi. Hı. Yani en kötü Reels'ların bile 20 binden aşağı değil. Şey yapan. İşte ben size önerim. Pardon, Zuhal Hanım. Evet. Bir şey diyecek miydiniz? Okuyabilirim. Ben şimdi akademinin ben de tabii ki bu konu çok ilgimi çekiyor. Çünkü böyle bir eğitim açtık. Bununla birlikte istiyorum ki doğru örneklemelerle arkadaşlarımıza doğru eğitimlere vesile olalım. Şimdi ben evinakademi.com Avinna. Avinna Akademi, hatta üzerinde yazıyor Avinna. Avinnaakademi.com Instagram sayfamın Yazıyor. adı bu. Evet Şey, evet. sitemiz daha bitmedi çünkü şey, bir üniversiteyle uyumlu devam ettiğimiz için sitemiz de tam aktif değil. Tabii Allah dönendirsin, çok daha iyi olsun. Orada 17.800 Evet işte. 17.800 bin. Yani Pardon. bunu çok kısa bir sürede yaptım. Yani 9.000'lerdeydi. Bir ayda 10.000'i ve doğal, hiç reklam vermeden yaptık. Affedersiniz, çok özür diliyorum. Geliyorum de. 17.800 Evet. takipçi gözüküyor. Hani ben Hı. yanlış yere mi bakıyorum diye Yok, bakıyorum da. doğru. Sonra 17.800. ben reelslerinize baktığımda öyle milyon bir Var reelsler var, yok. ben göndereyim istiyorsanız. Bakın yani Yani şey sürekli öyle ne? dediniz de, şimdi bakın Yok. arkadaşlarımıza Hayır hayır. örneklemeler verirken Örneklemeler veriyorum. ben Hayır, yazmamıştım. hata yok. 5 tane Reels'ım. Pardon. Bir tanesi Anladım. 1,5 milyon, bir tanesi 2 milyon. Sözünü Yani bitirebilir Reels. Şey, ispatlı miyim? gönderebilirim isterseniz, Ben size SS'li. herhangi bir ispata zorlamak için değil, bakın bir şey söylemek istiyorum. Affedersiniz. Şimdi bir şeylere örneklemeler yaparken insanlar, burada biz bir eğitim, küçük bir prototip eğitim olduğu için öncelikle Evet, tabii ki evet. kutlarım ve öyle olmasını dilerim. Yani Hatta çok birileri, bunu söylemem. sözümü bitirebilir miyim? Tabii. Ben kimle görüşüyorum Tabii. onu da anlamadım da. Zuhal Atasoy Dalman ben. Ha, Akademinin tamam. sahibi olarak ve Süper de TV kanalı sahibi olarak konuşuyorum. Şunu Ha, tamam. söylemek istiyorum. Öncelikle sizi kutlarım. Çok Teşekkür çok daha ederim. artmasını diliyorum ve bütün buradaki arkadaşlarımızın ve yapabileceğimiz, katkı olabileceğimiz kadar olan arkadaşlarımızın en doğru, en güzel şekilde onlara biz bilgiler verebilelim. Hı. Ve zaten şu an sevgili Suat hocamız da spiritüel konularda özellikle uzman olan hocalarımızın kendisi sosyal medya danışmanlığını yapıyor. Birçok kişi de Hı. ondan alıyor. Şimdi örnekleme yaparken Hı. hemen anında şimdi arkadaşlarımız ne yapıyorlar? Sizden aldıkları bilgilere göre kafalarında bir yaratım sağlıyorlar. Eğitimlerin hepsinde bu böyledir. Şimdi Evet, baktığımız haklısın. zaman sizin söylemeniz gereken bilgi şöyle. Siz bir akademi sahibisiniz ve sizin bazı videolarınız 1-2 milyon izlenebiliyor. Evet, Yani bu hepsi videoların, değil öyle tabii. değil mi? Değil mi? Ha, Tabii doğrusunu hepsi değil konuşalım. ama en azı da Konuşalım 20.000'den da ona aşağı değil. göre cevap Hı? verebilsin. Yani sizin algoritmanızı bozmanız diye bir durum söz konusu değil. Şimdi Ama arkadaşlarınız yap nasıl şey algılayacaklar? Zuhal hocam, geriye bakın hani nasıl bir formatta olduğunu, mesela Bakın, ben size 300 inanıyorum, konu o ha. değil. Konu şu ki bazı sizin paylaşımlarınız 1-2 milyon izlenmiştir. Hatta 10 milyon, 100 milyon izlensin.
konuşur ki algoritmanızı bozacak denli sürekli farklı bir alanda sürekli milyonlarca Ha kişinin yok. izlediği bir Farklı durum bir söz alan konusu değil. gibi algılanıyor. Bu da Yok, tabii ki hayır. yanlış bilgilendirme ile bizim de arkadaşlarımız burada Yok, bizim bizi izleyenler algoritma yanlış anlayabilir. Bu sürpriz. ona göre yanlış bilgi, alınan Yok. bilgiye göre yanlış bilgi verebilir anlamında Mizaç. konuştum. Hayır, şimdi şöyle Özel Hocam. Ben Sana belki ifade edeyim. benim söyleyeceklerim bu. Konu olarak Tamam. Instagram'da, Tamam. tamam mı? Ben size Tamam. de Şöyle teşekkür rica ederim. ederim. Şöyle söyleyeyim. Akademimizde spiritüel alanda bir sürü eğitimler var bizim de. Bakarsanız görürsünüz zaten. Ama ben Ben sizi kendim arayacağım, belki etkileşimde bulunuruz. Demek istedim, burası bir eğitim mecrası ya. Buradaki arkadaşlarımız da doğru bilgilerle donatılmalı. İşte müsaade Evet. ederseniz ben tamamlayayım. Çünkü ben içimdekilerini tam aktaramadım. Yanlış anlaşılmak istemem. Hacer Ben Hanımcığım, bakın biz sizinle burada tartışmaya girecek arkadaşlarımızın vakti yok. Hocamızın da vakti yok. Şurada 9 dakikamız kaldı. Ben tamam, şunu peki o ifade zaman. etmek Buyurun. istedim. Ama Rabbel Alemin ve bütün herkes sizin çok çok fazla kişinin izlemesini nasip etsin. Sizin ve diğerlerinin de. Bununla Peki ben birlikte demek ki algoritmadan çıkmış mıyım, çıkmamış mıyım? Onu sorayım hocam o bu zaman. kadar. Evet. Hı. Suat Hocam, bu bilgiyi size vereyim ki ona göre bilgi verin istedim. Anlatabiliyor muyum? Tamam. Teşekkür ediyorum. Şimdi ben sizin algoritmayı biraz yanlış anladığınızı düşünüyorum. Algoritmadaki kastınız nedir? Onu tam bir anlayalım, birbirimizi iyi anlayalım. Algoritmadaki kastım şuydu. Bir hani mesaj var. Birinci mesaj konuyla ilgili bilgilendirme. İkinci mesaj konuyla ilgili reels'lar. Üçüncü mesaj da duyuru. Mesela diyelim ki Sujok eğitiminin duyurusu ya da Enneagram eğitiminin duyurusu. Bu formatta gidiyordu. Ben bu formatı bozdum. Algoritmam böyleydi. Ama Şimdi burada tamam. Ben sizi doğru anlamışım. Algoritma bu değildir ama. Siz sayfa düzeninden bahsediyorsunuz. evet, peki nedir? Ben o zaman onu öğreneyim. Dün yoktunuz sanırım o zaman siz, değil mi? Ben bugün gördüm mesajları Evet, ama tamam. birinci dersi izleyeceğim. Tamam. Dün algoritmadan bahsettim ben. Aslında baştan da bahsettim. Herhalde ilk 3-5 dakikada da yoktunuz tahmin ediyorum. Evet, Yani sofradaydım. algoritma şimdi yani çok anlattım. Şimdi herkesin vaktini de tekrar almak istemiyorum bununla ilgili ama Hocam ben birinci dersi YouTube'a atmışsınız, onu izleyeceğim. evet daha iyi olur. Veya arzu ederseniz ararsanız telefonla da bilgi veririm yani sorun değil benim için. Ben sadece diğer arkadaşların da vaktini almak istemedim tekrar o yüzden. Ama ben size birebir de bilgi veririm, sorun değil. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Şimdi ben Hacer Hanım'ın sayfasına baktım. Ben Zuhal Hanım'ı anladım. Hacer Hanım, siz de beni duyuyorsunuz. Tabii bu algoritma yanlış anlaşılmış. Sayfa düzeni tabii çok önemli. Dün konuştuk bunları Hacer Hanım. Videoyu izleyin. Size öneririm gerçekten. Zaten bir saat. İzleyeceğim Dediğim gibi. hocam. Ben bu şekilde biliyordum. Demek ki yanlış biliyormuşum. Değil. Tamam. Evet. Değil. Evet. Dediğim gibi bana da iletişime geçebilirsiniz. Sorun değil. Ben size bir yardımcı olurum. Hocam sizin nasıl ulaşıyoruz? Telefonunuzu chat'e yazacak mısınız? Yoksa Zuhal Hoca'nın kimi var? Kimle görüşeceğiz biz? Bana ulaşabilirsiniz. Instagram sayfamdan yazabilirsiniz. Hmm, Orada tamam. numaram var. Instagram Instagram'ını sayfamda da numaram var. ne, Oradan Kral da King'ti galiba değil mi? Sosyal medya King. sosyal medya King. alt Ha, King. çizgi King. Tamam, okey. Hı-hı. Şimdi sizi takip alacağım. Tamam. Nokta King de var. O da benim de ama kullanmıyorum onu artık. Şöyle yok. Ben de sorabilir miyim? Tabii buyurun. Sizden yardım alabilir miyim? Daha doğrusu. Sayfam yeni demiştim ya, 2 ay oldu açalı. Daha öyle çok bir şey paylaşmadım. Sadece küçük küçük yazılar paylaşıyorum. Daha biraz kendimin de acemi olduğumu düşündüğüm için henüz bir çıkış yapmadım. Reels videosu falan hiç çekmedim. Hı. Sizinle numaranızı alıp görüşsem bana Dediğim gibi sunabilir. Olur mu? sayfada numaram var Instagram Hı. sayfamda.
Tamam. Oradan bana ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz, hiç sorun değil. Sosyal medya alt çizgi King. Tamam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Var mı reklamla ilgili, dünkü konuyla ilgili, satışla ilgili sorusu olan? Hocam reklamlar yani reklam vermek Meta'dan veriliyor ama hani o şeyi yani ben beceremedim. O konuda da bilgi alabilir miyim sizden? İşte Şöyle. bunları detaylı Bunlar olarak ayrı bir eğitim mi oluyor? Ben anlamadım yani. Siz tabii. şu Şimdi an şöyle, sanıyorum bir workshop gibi bir şey tanıtım bu yapıyorsunuz değil mi? Ben mi tanıtım, yanlış anladım? tabii bu Tamam. tanıtım, 9 saatlik bir eğitim açıyoruz. Aa çok iyi. Burada her şey detaylı anlatılacak. Tamam hocam. Hatırlısınız. Tamam ben yazacağım size hocam. Tamam. Evet. Suat Hanım, sorusu olan yok galiba. Evet Suat Beyciğim bugün de ikinci ve son çalışmamız olmuş oldu. Tüm Evet. katılımcı arkadaşlarımın da varlığına şükran olsun ve öncelikle tabii ki baş tacımızsınız, iyi ki varsınız. Çünkü bir sosyal medya uzmanı ya da web tasarımı uzmanı bu eğitimleri anlatmayı pek seçmiyor. Seçtiği zaman da çok yüksek meblağlar. Yani ben bu konuda çok şaşırmıştım. Her defasında da ifade etmeye çalışıyorum. Zannediyordum ki ve belki aramızdaki birçok arkadaşımız da aynı algı içerisinde olabilirler. Hani bu sosyal medyayı yönetmek için de web Evet. tasarımını yönetmek için de bir bilgisayar uzmanı ya da yazılım uzmanı olmamız gerektiğini zannediyordum. Oysa ki kolaylıkla ki buna vesile olduğumuz için size ve değerli oğlunuza o da web tasarımı konusunda bizlere eğitim verdiler. İkinize de sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ben teşekkür ederim. Böylesine önemli bir çalışma için öncülük ettiğinizden dolayı. Halbuki şunu görmelerini istedim tüm arkadaşlarımızın sizler sayesinde ki buna herkes izin vermez. O yüzden aynı zamanda hem size hem de kişilik yapınıza sonsuz şükran duyuyorum. Çünkü web sitesini ve sosyal medyayı her ikiniz de ki siz sosyal medya konusunda bunun tüm ince detaylarını bir eğitimle üstelik de sertifikasıyla beraber sadece 4.000 liradan vermeyi kabul ettiğiniz için sonsuz şükran duyuyorum gerçekten. Çünkü çok yüksek rakamlarla insanların kafasında büyük algılar yaratarak sanki gerçekten bilgisayar uzmanı olmamız gerekiyor, gerçekten yazılım bilmemiz gerekiyormuş algısıyla bu şekilde olması yerine gerçek enerjisini çalışılmasına müsaade edildiği için çok mutlu oluyorum. Buradaki tüm arkadaşlarıma ki zaten birçok kişi kayıt için başvurdu ve kayıt yaptırdı. Onları başka bir gruba aldık. Kısa bir zaman içerisinde de eğitimleri başlatmayı planlıyoruz. Hep beraber saatini ve gününü ve sizinle de istişare ederek kararlaştırmak istiyoruz. Burada bilinmesi gereken nokta şudur ki sosyal medya eğitimi sadece sizin verdiğinizle kalmayıp bir de WhatsApp grubundan sürekli devam edecek. Öyle değil mi Suat Evet, Hocam? tabii. Eğitim bittikten sonra da WhatsApp grubu oluşturacağız. Evet. WhatsApp grubundan herkes sorusunu sorabilecek. Çünkü bu sorulan sorular ortak cevaplar, ortak sorular gibi olacak aslında. Evet. Bunları cevaplandıracağım. Ve sizin vereceğiniz eğitimle kolaylıkla kendi web sitemizi, pardon, özellikle Instagram sosyal medyamızı kolaylıkla yönetebilmeyi ve hatta daha ileri sizden bu WhatsApp'dan da istişare ederek bu eğitimleri de sürekli kayıt altına alınacağı için tekrar tekrar izleyerek bir başkasına da ya da elimizdeki sertifikanın yetkinlik belgesiyle kişi ve kurumlara da eğitim verebilecek noktaya gelebileceğimiz bir eğitim almış Tabii. olacağız, öyle değil mi? Tabii. Evet. Bu bilgiler ışığında size çok teşekkür ediyorum tekrar. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Şunu söylemek Evet. istiyorum. Her şey paylaştıkça büyür.
Evet. O yüzden ben hiçbir zaman Moment. bilgimi paylaşmaktan Şey oldu da şey oldu. sakınmadım. Herkes Dinliyordum. birbiriyle paylaşırsa Bilmiyorum. bu bilgi daha da büyür, daha güzel olur her şey. Tabii ki. Tabii ki bundan çok daha iyi nasıl olur? Yani insanlar paylaştıkça ve bununla birlikte şöyle bir şey de söylemek isterim. Bir kere bütün bilgiler aslında evrenseldir. Yani hepsi aslında bir kaynaktan gelir. O yüzden hiçbir eğitime hiç kimse çıkıp benim diyemez aslında. Biz Tabii. birbirimize vesile olarak, birbirimizin arkasını kollayarak bu bilgileri, zaten bildiğimiz bilgileri hatırlatıcı oluyoruz birbirimize. Bununla birlikte bu konuda bize önderlik edeceğiniz için şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ederim. Böyle bir ortam oluşturdunuz benim için. Evet. Ben teşekkür ederim. Herkese teşekkür ederim. Zamanınızı ayırdınız, geldiniz, beni dinlediniz. Instagram sayfam belli. Zuhal Hanım burada zaten. Ben her zaman herkese destek olmaya açığım. Teşekkürler hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Yalnız YouTube'da hangi isimle bakmamız gerekiyor? Suat hocam, Instagram. acaba kendi telefon numaranızı söyleyebilir misiniz? Şuradan yazsam ben bu bölümden. Ben çünkü aynı anda göremiyorum. Bana söyleyebilir misiniz numaranızı? Hem duymuş 500 olur arkadaşlarımız. 0553 Evet. 651 45 10. 651 45 10. Arkadaşlar gruptan da yazdım. Şu anki Zoom mesaj bölümünden de yazdım. Hocamızın telefon numarası, Suat Bey'in numarasını. Instagram hesabı da, onu da yazalım. Sosyal medya. Sosyal medya alt çizgi King. King. Onu da yazdım arkadaşlar. Evet. Tamam. Tekrar teşekkürler. İyi akşamlar Herkese herkese. sevgiler, kucakta oldu. Saygılar, sevgiler. Benim sorum olacaktı. Hangi YouTube'da nasıl bakmamız gerekiyor tekrar? İsim olarak neye girmemiz gerekiyor? Zuhal Hanım orada mısınız? Buradayım. YouTube. YouTube'dan değil arkadaşlar. Hocamıza sosyal medya alt Instagram'dan erişim sağlayabilirsiniz. Size telefon numarası iletti. Size Yok, eğitim dünkü eğitimi. sahibi. Dünkü eğitimi. Evet, dünkü eğitimi paylaştım grupta ama grup linkini bakın biraz önce grup linkini paylaşmıştım. Gördünüz mü bilemiyorum. Ya da bana telefon Ben numarasını direkt direkt. girdiğim için görmedim. Bir de dün katılmamıştım ben. Onun için sordum. Tekrar izlemek Tamam, için. telefon numaramı yazıyorum. Kimler dün katılmadı ve istiyorsa, kaydı istiyorsa, Girsem. tamam mı? Bakın telefon numaram orada. Lütfen yazın, size yollayayım. Tamam. Asistanlarım da Ya da yollar. gruptan ya da yazarım ben size. Siz bana yazmıştınız bugün. Tamam canım benim. Peki. Tamam, Sevgilerimi teşekkürler. istiyorum. Hoşça kalın. Sonlandırıyorum. İyi akşamlar diliyorum herkese. İyi akşamlar. Sağ olun. Teşekkürler.